Tek sayfalık uygulamalarda sık kullandığımız scroll spy özelliğini uygulayalım. Scroll spy'ı uygulamak için bir nav bar ya da bir listeye ihtiyacımız var. Gel biz bir nav bar ekleyelim. Şöyle nav bar diyelim. Daha sonra şöyle nav bar-expand-sm diyelim. Ve bg şöyle dark diyelim. Koyu bir zemin ve üzerindeki yazılar şöyle beyaz olsun ve ayrıca bunu yukarıya şöyle sabitleyelim. fixed-top diyelim. Ve altına gelelim bir tane container ekleyelim konteyner altına şöyle bir liste ve liste altına ise bir li elemanı ve buradan da şöyle nav item ve altına bir a etiketi ekleyeceğiz burası şöyle li olacak ve altına bir a etiketi a etiketinin href kısmına ise oluşturacak olduğumuz bölümlerin sectionların Buradan referanslarını veriyoruz. Buradan diyez ve home dememiz gerekiyor. Ve ayrıca her bir a ise şöyle ne link olarak tanımlanacak. Ve text bilgisi ise gelip buradan şöyle home değil. Ve bunları aşağıya doğru arttıralım. Şöyle home about olacak. Servis ve kontak olacak. Buradan gelip şöyle about. Şuradan sonra services. Buradan da şöyle kontak diyeyim. hemen bölmelerle ilişkilendirecek olan linkleri de hash ile burada dolduracağız. Buradan da şöyle about. Ve gelip buradan şöyle nevi kapatalım ve gelelim buradan şöyle bir div oluşturalım. Dive ilk başta home id'sini vereceğim ve linkle içeriği tabii ki ilişkilendireceğiz. Ve arka tarafını şöyle bg success olarak tanımlayalım. Ve gelip buradan şöyle bir container ekleyelim içeriğine. Ve bir h1 olsun. Şöyle home diyelim. Altına bir p etiketi. içerisine lorem. Bunlardan aşağıya doğru bir tane daha alalım. Bu şekilde bir içerimiz olsun. Ve gelip buradan Şöyle biz sadece tuttuğu yer artsın diye gelip buradan bir padding verelim. Örneğin padding top kısmına şöyle 400 piksel diyelim. Ve ayrıca padding batım kısmına da şöyle 400 piksel diyelim. Ve gelip uygulamaya baktığımızda buradan bir padding'e sahibiz. Bunları da daha önceden oluşturmuştuk. Silelim. Ve baktığımızda bu şekilde bir görüntümüz var. Buradan şimdi home, about, servis kontak bölümlerini de tabii ki oluşturmamız lazım. Gelip aşağıya Şöyle Home'dan sonra About Services ve Kontak bölümlerini oluşturalım. Buradan gelip hızlıca bunları da değiştirelim. Şöyle BG Success değil, şöyle Warning olsun. Buradan şöyle About, şöyle Services. Şöyle Danger diyelim ve buradan da şöyle Services diyelim. Buradan da son olarak Kontak. Buradan da şöyle Info diyelim. Bir baktığımızda bakın Home About buradan Services ve buradan Kontak bölümlerine geçiş yapıyoruz ve bu gelip bu linklerle biz bunlar arasında tabii ki geçişleri yapabiliriz. Bunları scrollları yavaş ilerletmek için gelip yukarıya bir stil yazalım. Buradan şöyle HTML için gelip şöyle Scroll Behavior isminde bir özelliğimiz var. Gelip bunu smooth yaptığımızda ne gelip baktığımızda örneğin Home geçiş yapmak istediğimiz zaman bugün daha yumuşak bir geçiş sağlıyor burada. Gördüğünüz gibi bundan önceden JavaScript yapıyorduk ancak şu anda HTML özelliğiyle biz bunu basitçe hemen hazırlayabiliyoruz. Peki şimdi scroll spy özelliğini ekleyelim. Şimdi scroll spy eklemeden önce ilk olarak gelip buradan şöyle body etiketine şöyle position relative yapalım ki düzgün bir şekilde çalışsın, bir problem bizim için yaratmasın. Daha sonra gelelim şöyle body'e body için şöyle data spy attribute'una gelip scroll dememiz gerekiyor ve daha sonra data target ise şöyle data target özelliği ise hangi komponenti kontrol edecek? ne Navbar örneğin. Navbar'a hangisiyle neyle ulaşmak istiyorsunuz? ID ile ya da class ulaşabilirsiniz hiç fark etmez. Ancak ulaşırken örneğin class ise navbar ya da ID ile ulaşıyorsunuz diye işareti eklemez gerekiyor. Peki bunu yaptıktan sonra şöyle kaydı bakalım. bakın uygulama çalıştığında home direkt aktif klasına sahip oldu ve işaretten gördüğünüz gibi. Home'dan daha sonra about'a gelelim. Bakın about'a geliyoruz. About'a geldiğimiz anda bakın Buradan yazı boyanıyor. Biraz daha aşağı inelim. Şöyle servise geldiğimiz zaman bakın servis bu şekilde. Kontağa geldiğimiz zaman bu şekilde işaretleniyor. Ve buradan da tam olarak geçişleri de bakabiliriz. Örneğin buradan Home. Home'a geldik. About'a geliyoruz. About'a geldikten bakın biraz sonra geçiş yapıyor. Bu aradaki değer de bizim için offset değeri olarak algılanıyor. Dolayısıyla buradan şöyle offset değerini değiştirebiliriz. Buradan şöyle data offset diyerek Örneğin gelip buradan 30 diyelim. Ve gelip baktığımızda örneğin şöyle Home'dan About'a gelelim. About'a geldikten yine biraz sonra About'a geçiyor. Gelip biz bunu 30'u şöyle 50 yapalım. Ve gelelim tekrardan şöyle Home'dan şöyle About'a geldiğimiz anda. Bu aradaki mesafeyi bakın değiştirmiş olduk Offset bilgisiyle.